Bir sinema filminin biletleri öğrencilere 5 YTL'den, diğer izleyicilere 8 YTL'den satılmıştır. Bu film için satılan biletlerin sayısı 90 ve bilet satışından elde edilen para 510 YTL olduğuna göre biletlerin kaç tanesi öğrencilere satılmıştır? Klasik, iki bilinmeyenle iki denklem sorusu. Aynı şey şu şekilde de soruluyor. İşte bir otelde 3 kişilik odalar var, 4 kişilik odalar var. Toplam oda sayısı şu, toplam yatak sayısı bu. Veya deniliyor ki bir demetin içinde gül ve laleler var. Toplam demet sayısı şu, toplam çiçek sayısı şu. Onun gibi sorular oluyor. Olayı nedir? Şudur. 2 tane değerimiz var. 5 YTL'lik, 8 YTL'lik. Buna tam bilet diyelim, buna öğrenci bileti. Öğrenci ve tam biletlerinin toplamı ne kadar? 90 tane. 90 tane elimizde bilet var. Kağıttan bahsediyorum. Yani değerini hesaba katmıyoruz. Hatta bunu direkt bu modülde de soruyorlar. Diyor ki mesela 25 kuruşluk paralar var. Bir de 50 kuruşluk paralar var. Elimde toplam atıyorum 30 tane para var. Bunun değeri de 5 lira. Bu şekilde de soruluyor. Önce öğrenciyle tamı topluyoruz. 90 tane bilet var. Peki bu biletlerin değeri ne kadar? Değerini bulurken de şöyle yapacağız. 510 TL'yi bulurken de. Diyeceğiz ki toplam öğrenci biletinin değeri 5 çarpı Ö'dür. Çünkü bir bilet 5 lira. Tam biletinin değeri de 8 çarpı T'dir. Bu şekilde yaptık. Şimdi iki bilinmeyenli iki tane denklem var. Dolayısıyla çözüme ulaşabiliriz. Nasıl? Bir tarafı genişletiriz. Şurayı 5 ile genişlettiğimiz zaman yeni denklemimiz 5OÖ artı 5T eşittir 450 olur. Bunu kolay görmek için yapıyoruz aslında. Yani bunu illa matematikte yapmanıza gerek yok. Hani çok hızlı görebilen bir gözümüz varsa şöyle yapar. Ö eşittir 90 eksi T getirir buraya 90 eksi T'yi koyup çeker. Biz kolay olsun diye sınavda da heyecandan hata yapmayalım diye bunu yapıyoruz. Alt tarafta da 5Ö artı 8T var. Eşittir 510. Denklemleri çıkarttığımızda şu alttaki denklemden üsttekini çıkaralım. 5Ö'den 5Ö çıktı 0. 8T'den 5T çıktı 3T. 510'dan 450 çıktı 60. Yani 3T 60'sa T 20'dir. T neydi? Tam bilet sayısı. Toplam kaç bilet var? 90 bilet. Şurada yazdık. Dolayısıyla geri kalan 70 bilet de öğrenci biletidir. Cevabımız Denizli. Tekrar söylüyorum. Bu klasikleşmiş bir soru tipidir. İki bilinmeyen iki denklemde önce bu şekilde herhangi bir değer olmadan toplama baktırır. Sonra bunların değerleriyle çarptırarak toplama baktırır. Birçok şekilde karşımıza geliyor. Alıştığınız zaman kolay olarak çözülebilen bir soru tipi.